Selamlar, güzel yolcular. Bugün size çok önemli bilgiler veriyor olacağım bu videoda. Uzun süredir açıklamak istediğim bir bağlantı var. Karma ile darma arasındaki bağlantı ve karmanın hakikat anlamını idrak edebildiğim kadarıyla aktarıyor olacağım. Bir süredir bu konudan bahsetmek, özellikle de hayat amacı ile çok ilintili olduğu için gündemimdeydi. Fakat bana bir akış gelmiyordu. Kafamda bağlantılar kurulmuştu. Ancak parçalar, puzzle'lar eksik gibiydi. Ve o puzzle parçalarından tamamlananlar oldu son dönemde. Ve şu anda anlık bir akış geliyor. Ve bunu sizle paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle karma nedir? Biraz bunu konuşmamız lazım. Çünkü karma kelimesi, karma kavramı popülerleşti, yayıldı. Özellikle spiritüelliğin yayılmasıyla birlikte. Ve eminim siz de bu videoya geldiyseniz bir uyanış yolculuğunun, kendinizi dönüştürme, kendinizi fark etme yolculuğunun içindesiniz ve tahmin ediyorum karma kavramını duymamış olma olasılığınız çok düşük. Çünkü bu konularla ilgilenmeseniz dahi popüler kültüre kadar girmiş bir kelime oldu kendisi ve genelde de nasıl bir bağlamda kullanılıyor diye baktığınızda sanki etki tepki eden bulur gibi bir anlamıyla kullanılıyor. Yani neyi yaparsan sana o gelir karşılık olarak gibi. Bu yanlış değil. Böyle bir yasa var, böyle bir kural var demek yanlış olmaz gözlemlediğim kadarıyla. Ama karma eşittir bu değil. Öncelikle karmaya bir kavram, bir konsept olarak bakmamız gerekiyor ve karma bir yapı aslında. Nasıl bir yapı? Şöyle bir yapı. Şimdi internet ağlarımız var ya veya telefon, telekomünikasyon şirketlerinin ağları var. Biz gözümüzle görmesek bile şu anda ben mesela evimin balkonundayım ve yanda, sağında, solunda bir sürü apartman var. Bu apartmanların hepsinde internet var. Hepsinde, herkesin elinde cep telefonu var. Ve ben şu an gözümle baktığımda, gözümün algılayabildiği aralıkta bu dalgaları görmesem bile, o dalgaları gösterebilecek bir cihazla baksaydık, sanki böyle bir ızgara ağ yapısı görecektik. Ki zaten biliyorsunuz şebekeler vesaire hepsi böyle çalışıyor. O yüzden gerçekten bir ağ, bir network yapısı var. Aslında karma bizim aramızdaki, ruhlar arasındaki, ruhsal alemdeki bu ızgaranın adı. Yani bu bizim aramızdaki ızgaradaki enerjiyi, oradaki o enerji alanını ve o hiç yok olmayan, bizim fiziksel bedenimize bağlantısı olan ama fiziksel bedenimize eşit olmadığı için biz ölsek de devam ede duran yapı aslında anlatılıyor karma demekle. Bu benim tefekkürümden, gözlemimden, pratiğimden, içsel çalışmamdan, tükettiğim ezoterik kaynakların hepsinden çıkarttığım açıklama. Kabul edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Başka bir şey bunu yanlışlayabilir, yanlışlayamaz. Bilmiyorum. Ben anladığım şeyi söylüyorum. Şimdi karmayı ne gibi de düşünebiliriz? Şimdi bizim doğduğumuz günden itibaren aslında bir kaydımız oluyor, değil mi? Hangi ülkede yaşıyorsak onun vatandaşı olarak bir numaramız. Efendim, sonra yaş aldıkça sosyal sigortaya giriyoruz, bankaya giriyoruz. Hepsinde bir kaydımız ve datamız var. Ve o yüzden bugün bu halimle gidip kimlik numaramı verdiğimde veya seri numarası gibi bir şeyler verdiğimde benim aslında bütün dökümüm çıkıyor, değil mi? Bu insan sosyal alanda ne yapmış? Bu insan hangi okulda okumuş? Bu insan finansal alanda ne yapmış? Ben kendimle birlikte bu bilgi havuzumu, bu datayı taşıyorum aslında. Ve bu dataya göre de bazı işlemleri yapabiliyorum, bazı işlemleri yapamıyorum, bazı şeylere hakkım yetiyor, bazı şeylere yetmiyor. Mesela bazılarının ehliyeti var, bazılarının yok. Veya biriyle bir şeyle ilişkilenmek istiyorum. Örneğin ev alacağım. Diyorlar ki o zaman tamam senin finansal olarak bugüne kadar ne yaptığına bakalım. Bankada yeterli paran var mı? Yoksa kredi çekebilecek durumda mısın? Bu kadar güvenilir misin? Bu kadar stabil misin? Vesaire. Veya evlenmek istesem evleneceğim insana bakıyorlar, bana bakıyorlar. Sen bugüne kadar nasıl bir vatandaş oldun, sağlık durumun nasıl vesaire bu kontrollerden geçiyor, değil mi? Sadece ben olarak benim kaydım değil, bir toplumda yaşayan veya dünyada yaşayan milyon milyarlarca insanların kayıtlarından oluşan öbeği düşünün.
İşte karma onun mana alemindeki versiyonu. O yüzden örnek veriyorum, atalardan bir şey yaşanmışsa o data havuzunda o kalıyor. O data havuzuyla ilgili bir şey yapılmadıysa, o dönüştürülmediyse o havuzdan kimde yer varsa, kimde boşluk varsa o alıyor o bilgiyi. Diyor ki bununla ben geleceğim, hayata enkarne olacağım, bu bilgiyi kendimle birlikte taşıyacağım. Yani şöyle düşün, Allah korusun biri öldüğünde borçları varsa kime kalıyor? Çocuğuna kalıyor değil mi? Veya işte icrası, haciz bilmem nesi, mirasının da kaldığı gibi, arsasının, evinin, arabasının kaldığı gibi o da kalıyor. Ya da bazı bölgelerde, bazı bilinç yapılarında işte kan davaları, kabile kavgaları vesaire var ya, ne oluyor? O kabile kavgasında reisi öldürüyorlar. Bitiyor mu orada? Hayır, oğluna geçiyor, savaşa devam. Yani şimdi karma dediğim şey bir yapı ya. Bizim o yapıyla nasıl ilişkilendiğimiz, o yapıdan ne aldığımız, o yapıya ne verdiğimiz aslında genel manada spiritüel dünyada karma yapmak, karma yaratmak bilmem ne dendiğinde bu ilişkilenme kastediliyor. Yani karma yapmak, karma yaratmak ne demek ki? Karma zaten orada. Karma hepimizin oluşturduğu ağın içerisinde ve karma negatif bir şey değil. Sadece bu karmayı aslında nötralize etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Yine kan davası örneğindeki gibi benim atamda halledilemeyen bir durum bana kadar geliyor. Bu gerçekten yapılmış eylemlerle de alakalı olabilir ki öyle oluyor. Örnek veriyorum, birisi öldürülmüş, bıçaklanmış, birinin parasını çalmış, benim bilmem kaç kuşak önceki atam. Onunla ilgili kayıtlar da benim üstüme geçiyor. Bunun sebebi de şu oluyor zaten. Benim ruhumun bu dünyaya gelmeden önce burada borçlar kalmış. Ben bunları halledeceğim yani. Çünkü ben halletmezsem yine bu senet ortada kalacak demesiyle oluyor bu arada. O yüzden ben işte doğuyorum bununla ilgili bir mevzu ile. Buna dair bir aileye doğuyorum. Veya bazen işte değersizlik, öfke, kin vesaire, bunlar hani bir bilinç formu olarak aktarılıyor. Özellikle mesela kadınlardan örnek verelim. Kadınların değersiz olduğu, kadınların öldürüldüğü, ikinci sınıf görüldüğü veya taciz, tecavüze uğradığı vesaire coğrafyalarda aslında denklemi şu kadar basitleştirebiliriz. Ben kadın olduğum için ikinci sınıf değilim ve kadın olarak değerliyim. Öz değeri keşfettiğimiz noktada aslında oradaki karma nötrleniyor. Karma, karma, karma konusu böyle bir şey. Tabii karmanın içerisinde sadece atalar mı var? Yok. Şimdi Theta Healing sisteminin açıkladığı şekliyle anlatıyorum. Burada bir kolektiften aldığımız inançlar olabiliyor. Yani benim bizzat soyumdan değil de şöyle düşünün. Ben diyorum ki Türkiye'nin havuzunda, çok Anadolu'nun havuzunda çok böyle pislikler, sıkışıklıklar, tıkanıklıklar birikmiş. Bende de yer var. Ben Anadolu'da doğayım, Türkiye'de bir yerde doğayım. Bu havuzdan da fazlalık bir şey kaldıysa onları da bana verin. Yani sınıfta ödev verildiğinde görev dağılımı yapmak gibi oluyor. Oralardan da benim üstüme birkaç tane atın, ben o meseleleri de gitmişken çözeyim diyorum mesela. Bizzat benim soyumla alakası yok ama bu coğrafyada yerleşmiş bir durum var. Bunu daha toplumsal konularda düşünebiliriz. Aslında bu kadına değersizlik vesaire, din baskısı, bunlar işin içine girebiliyor. Veya Anadolu üzerinde konuşalım. Örneğin Osmanlı'da yapılmış bir şeyin karması vardır bu ülkede. Her birimiz onu parça parça bölüşüp diyoruz ki bunu biz taşıyacağız kendi içimizde de, bu karanlık şeyi alıp ışığa dönüştüreceğiz. Böylece bu karma Anadolu'nun kolektif bilincinden temizlenmiş olacak diyoruz. Dolayısıyla bir, bu kolektif bilinç cepte. İki, atalardan getirdiğimiz, ata seviyesinden getirdiklerimiz cepte. Üç, doğduktan sonra da oluşuyor. Yani bizim travmalar dediğimiz, bu hayata doğduğumuzdan beri yaşadığımız zorlayıcı deneyimler var ya, senin ailenin içerisinde yaşadığın, eski sevgilinle yaşadığın, patronunla yaşadığın vesaire, bunlar da aslında sonuçta karma yazıldı bitti, sen buraya geldin alıyorsun değil. Her anınla karmanın içindesin. Her anınla karmayla ilişkileniyorsun. O yüzden o karma havuzunda değişiklikler yapmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız, nefes aldığımız, konuştuğumuz her an. Ama o havuzdan negatif şeyler alıp
onları dönüştürüp pozitife ve ışığa mı çeviriyoruz, yoksa negatif katmaya devam mı ediyoruz? Mesele burada. Yani ben negatif söylemlerde bulunuyorsam, şikayet ediyorsam, birilerine karşı veya bir şeylere karşı yargıdaysam vesaire, bu karmaya negatiflikler bırakmaya devam ediyorum. Ve bu hayattan gitmeden onları da fark edip pozitife dönüştürme niyetiyle yeni eylemler yapmazsam, o da benim çocuğuma aktarılacak örneğin. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, her söylediğimiz, yaptığımız şeyin karmaya katkıda bulunma miktarı da aynı değil tabii ki. Yani birine şu an oturduğum yerden küfür etmekle birine gidip öldürmek, gerçekten bıçaklamak vesaire çok başka şeyler. Veya bir şeyi sadece düşünce olarak düşünmek veya onun eylemine geçmek gibi, tabii ki bunun dereceleri var. Ama o bizim biçebileceğimiz lineer bir ölçek değil tabii ki. O yaradanın takdirine bağlı bir şey. Zaten o yüzden burası niyetle çalışan bir alan. Yani hayatında negatiflikler oluyorsa, sıkışıklıklar yaşıyorsam, sadece şunu demek bile çok büyük bir karma temizliği. Allah'ım, ben burada ne olduğunu bilmiyorum, bir fikrim yok ama yani belli ki negatiflikler var ve ben bunları değiştirmeye, dönüştürmeye niyet ediyorum. Şimdi her şey bir yansıman, dünya senin bir aynan vesaire diyoruz ya, burada bazen şu kafa karıştırabiliyor. Ben diye tanımladığım şey, bu hayatta 27 yıldır yaşamış persona diye algılarsam, burada ben sıkıntıya düşerim. Ben diye algıladığım şeyin, şuranın içinde yaşayan bilinç formunun tamamı olduğunu anlamam lazım. O yüzden bu da benimle alakalı. Bu da benim bir yansımam vesaire deyince şu oluyor ya, ben bilinç dışında fark etmeden taşıyor olabilirim bunları ve hani bunun için özür dileyebilirim veya bunları fark edip bilincimin ışığına getirmeye niyet edebilirim. Çünkü zaten şu hayatta yaşamış olduğum şeylerle belki alakalı değil. Ama yine de sorumluluk almam gerekiyor. Çünkü ben atamdan bu aldığımı da dönüştüreceğim diye onun da altına imza attım. Yani oradaki ben aslında benim ruhum. Büyük plan yani. Büyük planda benim ruhum Yaradan'la anlaşma yaptı bu konuda. Bunun sorumluluğunu almam gerekiyor. Çünkü öyle bir anlaşma olmasaydı, orada öyle bir data olmuş olmasaydı ben şu an bunu yaşıyor olamazdım. Yani benim suçum neydi, niye böyle bir sevgili hayatıma çektim falan. Boşver, boşver, çektin şu anda, öyle bir şey var. Orada işte bir zulüm eden var, bir narsist var, bir şey, her neyse, kendindekini görüp dönüştürmeye niyet et. Sadece konu bu. Yani öbür türlü kendimizi baltalıyoruz, kendi ayağımıza taş bağlıyoruz aslında. Bu bende yok, bilmem ne falan. Bize vakit kaybettiriyor. Ne dedik? Atalar, yani genetik olarak aktarım aldığımız yerler. Sonra kolektif hafızadan, kolektif bilinçten alabiliyoruz dedik. Buraya geçmiş hayatlar da dahil olabiliyor. Fakat geçmiş hayatlar konusuna da bir tık farklı bakıyorum. Şöyle ki, ben dediğim şeyin, bu ruhun yaşadığı paralel deneyimler var evet, ama bazen yine aynı şekilde var olmuş bir yaşam deneyimini de ruh, oradaki mührü, orada nasıl bir mühür yaratılmışsa onu alıp ben bu mührü de dönüştüreceğim diye kendi geçmiş hayatıymış gibi kaydını koyabiliyor sistemine. Buna da zaten imprint deniyor. Yani nasıl anlatayım? Damgasını almak gibi. Hatta bu konuda takip ettiğim bir kaynak, sanıyorum Dolores Cannon'ın kitaplarından birindeydi yanlış hatırlamıyorsam, şöyle diyor. Birçok insan mesela regresyon terapisine gidiyor ve geçmiş hayatımda ben Kleopatra'ymışım diyor. Veya bir sürü insanda bir bilim adamı, ünlü bir şahsiyet olduğunu görmek gibi durumlar oluyor. İşte bunların sebebi imprint. Yani 100 kişinin yüzünün birden geçmiş hayatı Kleopatra olamayacağına göre, işte Kleopatra hayatında yaşanmış şeylerden sen imprint alıyorsun. Küçük bir dosya yüklüyorsun kendine. Orada kalmış o hatalı virüs dosyalardan alıyorsun ki sonra dönüştürmek için. Bunlar da aynı seviyede dersek. Bir de dedik ki, bu hayatta biriktirdiklerimiz ve son olarak da ruhsal seviye dediğimiz bir yer var ki, bu aslında ruhumuzun fıtratı diyebiliriz. Ruhumuzun hamurunda olan şeyler diyebiliriz. Sonuçta ruh bir yolculuk ediyor. Sadece buradaki hayatımız veya sadece dünyada yaşanmış 3B hayatlar yok. Bu bütün ruh yolculuğunda da bizim bir kendimize özgü tanımız olabiliyor.
oraya ait parçalar olabiliyor. Theta Healing'in tanımladığı seviyeler bu. Ama farklı kaynaklarda farklı tanımlanabilir. Bunlar da birbirinin arasında biraz geçişli gibi görünebiliyor bazen. Görüyorsunuz. Velhasıl karmanın bu biraz yüzeysel anlamına bakıp burada derinleştik. Şimdi dharmaya gelelim. Bu arada karma ve dharma Sanskritçe kelimeler ve genelde yogik veya Budist terminolojisinden çıkmış şeyler aslında. Yani oradaki bakış açısının söylediği şeyler ama hangi öğretiye bakarsanız bunların karşılığı olduğunu görürsünüz. Hatta yakın zamanda hocamdan şunu öğrendim. Tasavvufta da bir öz esma gibi bir şeyimiz varmış. Orada öz değil farklı bir şey olabilir ama hani insanın o en özde taşıdığı esmanın açığa çıkması gibi. Hocam dedim bu dharma ile aynı şey mi? Evet dedi. Yani aslında ne oluyor biliyor musunuz? Ben o üstümde getirdiğim borçları, yükleri, ben bunu da dönüştürürüm, bunu da hallederim falan filan diye aldıklarımı çözdüğüm zaman gerçek kendimi yaşamaya geçebiliyorum. Çünkü öbürleri sadece mantıka temizliği olmuş oluyor. Geçen gün bu konuyla ilgili çok güzel bir örnek aklıma geldi. Şimdi hemen onu anlatacağım. Şimdi düşünün ki biz böyle farklı dairelerde veya odalarda yaşıyoruz. Bir apartmanda, binada veya bir komplekste diyelim. Ve oranın ortak bir mutfağı olsun. Bu mutfak tertemiz, pırıl pırıl bir şekilde konmuş, tamam mı? Gün sıfır. Hepimiz oraya taşındık. Mutfağı ortak kullanacağız. Şimdi bir kişi geliyor. Yemeğini pişiriyor. Ondan sonra yiyor güzelce. Sonra giderken ne yapması gerekir? Olduğu gibi bırakması gerekir aslında, değil mi? Ve düşünelim ki bir kişi şöyle yaptı. Yemeğini yedi. Tabaklarını, bulaşıklarını, her şeyi yıkadı. Masayı da sildi. Ama tezgahı tam silmedi. Birazcık böyle ekmek kırıntıları kalmış. Ondan sonra birisi daha geliyor. Yine aynı şeyleri yapıyor. Sonra diyor ki ya ben buraya geldim de tezgah zaten kirliydi. Benden önce bırakanın şeyini ben silmem. Bu burada kalsın. Ondan sonra yine bulaşıklarını vesaire yıkıyor. Bu sefer o da ocağı silmiyor. Yani ya da üstten şöyle bir yalap şap siliyor. Arada böyle yağ damlacıkları sıçramış falan. Onlar kalıyor. Bu ne kadar Türk annesi bir örnek bu arada. Sonra üçüncü bir kişi geliyor. Diyor ki zaten burası yarı kirli, yarı şey. Yiyor masada, bulaşıklarını yıkıyor, tencereyi, tavayı yıkıyor. Bu sefer de o da masayı da silmeden gidiyor. Bir kişi daha geliyor. Artık diyor ki mutfak yani kirli, ben kendime kadar yiyeyim gideyim. Böyle böyle mutfakta çöpler birikiyor. Her gelen diyor ki ya ben mi atacağım bir sonraki aslı, ben mi alacağım bir yön. Çöp kutusu dolmuş. Ortalıkta işte yağ lekeleri, salçalar, kırıntılar kalmış. Bulaşıklar yarı kirli, yarı temiz falan. Birisi bir gün geliyor. Hani böyle yerlerde yaşadıysanız veya aile içinde, yurtta vesaire böyle karakterler olur bilirsiniz. Birisi geliyor diyor ki ya öperler böyle işi. Ben de burada yemek yiyeceğim. Kim bıraktı, kim çöp atmadı vesaire. Şimdi bunlara sinirleneceğim yerde. Çünkü ona sinirlenirsem ben de temiz mutfakta yemek yemeyeceğim. Ben şöyle bir şurayı toparlayayım diyor. Çöpleri atıyor, dip köşe giriyor falan. O mutfağı ilk günkü gibi hale getiriyor. İşte o mutfakta çok güzel bir yemek yapabilir mi? Yapabilir. Çok güzel bir sofra kurabilir mi? Kurabilir. Belki misafiri bile çağırır, keyif yapar. İşte karma konusu tam olarak bu. Yani o mutfak parça 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 artık mutfağın ilk halini hatırlamıyorsun. Yani öyle bir yere geliyor. Yani bu örneği verirken bunu düşünmemiştim ama şu an aklıma geliyor. Ben Erasmus yapıyordum ve bir mutfağı 12 kişi kullanıyorduk Erasmus'taki yurdumda. Herkes farklı milletten, ırktan, herkesin alışkanlığı şeyi farklı ve tam olarak bu oluyordu. Yani biraz temizleyip biraz bırakıyordu birileri, biraz temizleyip biraz bırakıyordu falan. Biz de böyle temizliği sıraya koymuştuk. Yani her hafta birisi bu toptan giriş olayını yapıyordu. Ve bir gün birinin şöyle bir cümle kurduğunu hatırlıyorum. Mutfak o kadar berbat olmuştu ki. Bir de herkes bizim mutfağa geliyordu. Bütün bina yani 100 kişi falan. O mutfakta parti yapılıyordu bazen. Mutfak çarından tamamen çıkmış artık. Ama temizlik sırası gelen kişi temizliği yapmış çıkmış. Bir tane arkadaşım geldi mutfağa baktı dedi ki wow nihayet mutfağı görebiliyoruz. Yani mutfak görünmüyordu çünkü. İşte karma konusu bittiği zaman yani yine bu spiritüel dünyada şey muhabbeti var ya bu duygu bana ait değil. Bu düşünce bana mı ait? Vesaire. İşte o bana ait
değil dediğimiz nokta aslında evet hepsi bana ait. Yani benim ruhuma ve bilincime ait bir yandan, bir yandan da özüme ait değil. Öz çünkü o kirlerin pastörün altındaki o mükemmel mutfak pırıl pırıl. Yani ve hiçbir şey kirletemiyor. İstese de kirletemiyor. Öz öyle bir şey. Yani yapıldıkları malzeme dahi aynı değil. Öz orada pırıl pırıl bir elmas gibi parlamaya devam ediyor. Sadece üstünü böyle katranlar, kalıntılar, birikintiler kaplıyor. Biz böyle o üstündeki şeyleri kaza kaza içteki cevheri araştırıyoruz aslında. Yani bir sıkıştığımız acılar, ıstıraplar çektiğimiz, yandığımız, kavrulduğumuz falan her yer o üstündeki pislikleri temizlemek için. Madenci gibi en saf formuna kadar arıyoruz o elması, o özü. Ve o özü bulduğumuzda şuraya geliyoruz zaten. Yani bu öyle muhteşem bir şey ki sadece bu tezahür etsin. Kanallık vazifemize geçiyoruz aslında. O özde olanı titreşimlerle dışarıya yayarak fizikselde tezahür ettirme, madde alemine o manadakini doğurma vasfımızın tamlığına geliyoruz. Zaten mana alemini maddede doğurur haldeyiz. Evet, ama karmalar varken negatifi pozitifiyle, sıkışıklığı mutlulukla, depresyonu falan böyle bunları tezahür ettiriyoruz. Yani veya içinde yaşadığımız olaylara anlam veremiyoruz. Kurban psikolojisinde kalıyoruz. Bu niye benim başıma geliyor diyoruz. Ben bu hayatı niye hak ettim de bilmem ne ülkesindeki şu kişi keşke şu cinsiyet olmasaydım, bu cinsiyet olsaydım. Buraları dediğimiz yerde zaten biz karmaları yaşıyoruz. Yani gördüğünüz gibi günün sonunda o havuzun içerisine koyduğunuz şey illa danışıp size gelecek. Çünkü bütün havuz sensin. Birlik bilinci bu zaten. Yani şey yapamıyorsun. İşte çöpleri alıp yan daireye koyamıyorsun. Yine o çöp sana gelecek yani. Bunun bilincinde olduğumuz zaman karmanın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ve evet böyle bakılınca karma etme bulma yaptığını görürsün. Ektiğini biçersin buna çıkıyor. Hele ki şu zamanda tam olarak buna çıkıyor aslında. Neden? Çünkü zaman hızlı. Zaman hızlandırılmış bir şekilde akıyor. Bu da ne demek? Buna kendi tefekkürümüze bırakıyorum ama şöyle düşünün. Bu hayatta ettiğim bir şeyi, yere attığım çöpü öbür hayatta bulacaktım ben belki. Bir hayat boyunca o bir tane çöpü temizlemeye uğraşacaktım. Şu anda öyle ki bugün yaptığınızı yarım buluyorsunuz. Bugün ettiğin, bir saatte ettiğin dedikoduyu iki saat sonra üstüne alıyorsun yani oradaki negatifin etkisini. Hele ki bu kendini temizleme dönüşme yolculuğundaysan yani ayna o kadar temiz oluyor ki üstündeki bir tane leke bile anında görünür. Anında tak 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 tak. Ve bir çöpü bir hayatta atmıştım öbüründe temizliyordum diyoruz ya. Şu anda zaten biz günlerce çöpü tek hayatta temizleyelim, bu iş bitsin. Çünkü burası köprüden önce son çıkış diye buraya geldik zaten. O yüzden çok hızlı ve çok yoğun. Ve bu süreç tamamlandığında o özün tezahürü olduğumuz yer zaten darma. O yüzden darma bir mesleği yapmak, bir yerde yaşamak, olmak, bir title, bir görüntü. Bunlar değil. Yani hayat amacı dediğin şey o elmasvari öz versiyonuna ulaşmak. Ha o versiyona ulaştığında tezahür ettireceğin belli görevler vardır, olabilir. Ama bunlar nedir acaba'nın peşine düşmek değil, şu an ne yaşıyorum ve nasıl dönüştürebilirimin peşine düşmek seni darmaya götürecek. Yani sen o bütün karmaların yüküyle, o sırtındaki data, bilgi havuzuyla, aktarımlarla onların seni içine sıkıştırdığı, ya ben bu realiteyi niye yaşıyorum, bu bir tiyatro mu, bu niye benim başıma geliyor dediğin yerdeyken o zaman belki de benim hayat amacım şarkıcı olmaktır dediğinde bunlar bir işe yaramayacak. Evet, kalbinin ruhunun sana fısıldadığı, sana şuraya git buraya gitme dediğin yerler oluyor. Zaten bana hayat amacıyla ilgili bu arada çok soru geliyor son zamanlarda. O yüzden de ekstradan bu videoyu çekmek istedim.
Oralarda olanlarımız yanlış bir yerdeyiz, bunu yapmayalım gibi bir yerden söylemiyorum. Çok güzel bir yer, çok doğru bir yer. Ben bunlara artık belki alışmışsınızdır ağzımdan duymaktan. Ekmek kırıntılarını toplamak diyorum. Ekmek kırıntılarını toplamak ne demek? Minik 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 minik. Benim ruhuma ne iyi geliyor? Aa, şarkı söylemek geliyor. Aa, başka insanlarla konuşmak geliyor. Onlara böyle bir söz söyleyiveriyorum. Herkese iyi geliyor. Herkesin gününü aydınlatıyor. Veya bir sarılıyorum. Ya da ben bitkilerle uğraşmayı seviyorum. Ya da ben sunumlar yapmayı seviyorum. Sahnede olmayı seviyorum. Her neyse. Bunlar kalbimizin, ruhumuzun eş titreştiği, lezzet aldığımız, içimizde bir kıpırtı yaratan, yaşam enerjimizi verimli kullandığımız yerleri bize işaret ediyor. Bunlar yol işareti. Bak, sağa dön, sola dön, sağa dön, sola dön. O işaretleri takip etmeye devam. Onlar zaten bizi o öze doğru götüren, daha doğrusu özle birlikte yaratım yapmanın nasıl bir hal olduğunu hatırlatan tarzda ip uçları, ekmek kırıntıları. Ama bunu yaparken oraya çok odaklanmadan, şu an sıkıştığın yerde ne yanlış gidiyor? Onlar çözüldüğünde zaten hayat seni alıyor, otomatik alıyor. Niye? Çünkü bu ne gibi biliyor musunuz? Böyle dövüş sporlarındaki kuşaklar geliyor şu an aklıma. Çünkü okullardaki sınıflar genelde sadece süreyle orantılı. Yani o sen hak ettin mi 5. sınıf olmayı deyip almıyorlar. Yani iyi kötü geçtiysen 5. sınıfsın. Bu tartışmaya açık değil. Ama hayat diyor ki tamam, sen buradaki ödevleri bitirdin. Şimdi ben seni bir üst programa alıyorum. Bir üst parkura alıyorum diyor. Zaten orada senin çevren, çehren, alışkanlığın, söylemin, görüntün değişiyor. Suratının şekli dahi değişiyor. Vücudunun şekli dahi değişiyor. Bakışın, gözün dahi değişiyor. Ve orada sana zaten sanki başka bir insanın hayatına ışınlanmışçasına. Güya ismin aynı. Güya aynı bedende yaşıyorsun. Güya aynı yerde doğdun. Ama artık hikaye aynı değil. Başka bir hikayeyi yaşamaya başlıyorsun. Diyor ki sen o hikayeyi tamamladın artık. Aynı hayatın içinde başka hayata geçiyorsun. Görüyor musunuz? Bir hayatın içerisinde ne kadar çok şey dönüştürüyoruz. Ne kadar çok sıçrama yaşıyoruz. Paralel evrenler arası. Öbür videolarımda da tavsiye ediyorum. Yine söyleyeceğim. Her şey her yerde aynı anda. O filmi izleyin, izlemediyseniz. Tavsiyemdir. Everything Everywhere All At Once. Orada böyle hayatlar arasında geçiş yapar ana karakterlerimiz. Tam olarak o oluyor. Yani sen o karma ile çalıştığında olasılıklar evreninde geçmişe gidiyorsun. Orada yazılmış kod programlarda böyle tıkı 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 değişiklik yapıyorsun. Virüs olan kodu çekiyorsun, yerine düzgün kod yazıyorsun. Böyle ekranda yeşil tik geliyor. Ondan sonra tıkı 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 bu ana geldiğinde, bu nasıl efekt ya, tıkı tıkı. Bu ana geldiğinde bir bakıyorsun, aa, başka bir karakteri oynuyorum şu anda. Öyle olunca hayat senin işte çevreni değiştirecek, maddi durumunu değiştirecek, ilişkilerini değiştirecek. Ya diyeceksin ki aa, eskiden insanlarla şu konularda zıtlaşıyordum veya bana böyle davranıyorlardı, beni değersiz hissettiriyorlardı. Görülmüyordum, duyulmuyordum, fark edilmiyordum. Şu an kim gelse beni fark ediyor. Aa, çünkü sen kendini fark etmeye başladın. Çünkü sen o görülmeme, sesini kapatma, susturma bilmem ne, bu paternleri kapattın. Kendini görmeye başladın. Kendi özlerini arttırmaya başladın. Yani o elmasın ışığı artık çıkıyor dışarıya. Orada zaten sana bilgi kalbine, aklına, idrakına gelecek. Benim şimdiki görevimle. Belki orada şöyle bir sıçrayış yaşayacaksın. Örnek olarak söylüyorum. Diyelim bir iş yapıyordunuz. Yarı memnunsun, yarı değilsin. Yani yarı memnunsun dediğim, diyorsun ki ya tamam işte parası okey ama şey değil yani, o benim de hayatımın amacı bu demiyorum. Gidiyorum, geliyorum. İşte iş arkadaşları da iyi ama hani rutin, standart. Orada belki evleniyorsun ve eşinin durumu çok çok iyi ve işi bırakıyorsun. Diyorsun ki zaten ti benim için, çalışsam olur, çalışmasam olur. Çok çok iyi bir maddi durumum var. Orada bıraktın. İşe hatta dedin ki bir de çocuk yapayım. Darman neye geçti? Anneliğe geçti. Eşliğe geçti. Belki o ilişkinin, evliliğin içerisinde bu sefer başka sınavlar, başka karmalar ve başka hediyeler açılıyor. Hop, darman değişti. Yani o an masamda ne varsa zaten darma yolculuğu orası. İşte darmaya, hayat amacına böyle 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 geçiyoruz.
o ağır yükleri temizlediğimiz, o mutfakta bizden önce kalanların yediği, içtiği her şeyle ilgilendiğimiz, gerekeni çöpe attığımız, gerekeni yıkadığımız, gerek kırılmış bardakları, çanakları komple ayıklayıp geri dönüşümlere attığımız, gerek her yeri kürdanla olduğumuz falan, oraya gelince böyle diyorsun ki, oh be tamam, şimdi ben burada ne yemek yapsam? Yani aslında üçüncü boyut sıkışık enerjileri def etmiş, dönüştürmüş, onlara özgürleşmiş oluyoruz. O nokta geldiğinde inşallah nasıl bir yer olacak? Tabii ben de bunun deneyimini yaşadım diyemem, bunun yolcusuyum hala. Orası işte tam bir artık karmayı bıraktım hali ve o bilince ulaştığında zaten sözlerinle, laflarınla karmaya negatif bir katkı koymadığın bir versiyonun açığa çıkmış oluyor. Her sözün yukarıdan kanal, ilahi, hakikat. Onu yaptığın zaman zaten nötr. Birlikle titreştiğin için o birlik enerjisinin içerisine ayrım frekansı sokacak bir şey ağzından, enerji alanından, bedeninden, gönlünden hiçbirinden çıkamıyor zaten. İnşallah. Ben böyle anlıyorum, böyle yorumluyorum. Bu noktaya tabii ki de dediğim gibi varmış değilim. İnşallah varmak nasip olsun diyorum. İşte hayat amacımız böyle bir yer, darmamız böyle bir yer. Eğer kanala hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Ayrıca sorularınızı, yorumlarınızı ve kendi deneyimlerinizi de aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Güzellikler, kolaylıklar, ferahlıklar bu yolculukta sizleri bulmaya devam etsin. Kalbimden bunu diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.